Halkların Demokratik Partisi grubu adına son olarak Şırnak Milletvekili Sayın Alican İlmez konuşacak. Buyurun Sayın İlmez, süreniz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubum adına söz almışken buradan 405 gün önce 4 Kasım 2016 tarihinde hukuksuz ve planlı bir siyasi bir operasyonla eş genel başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ ve milletvekili arkadaşlarımız bir darbenin sonucu olarak gözaltına alındı ve ne yazık ki daha hala tutuklu olarak cezaevindeler. Milletvekillerimiz hala hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde cezaevindedir. Eş genel başkanlarımızın ve vekillerimizin seçildikleri irade adına bugün burada bütçe hakkında söz söyleme hakları varken AKP ve ittifakları tarafından ne yazık ki bu hakları gasp edilmiş durumundadır. Değerli milletvekilleri, OHAL uygulamalarının hüküm sürdüğü, iktidarın yolsuzluk belgelerinin havada uçuştuğu, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinden ağır hak ihlalleri haberlerinin geldiği, milyonlarca yurttaşın iradesi olan milletvekillerinin, parti başkanlarının, yöneticilerinin ve belediye başkanlarının rehin alındığı, vekili olduğum Şırnak ili başta olmak üzere şehirlerin ve ilçelerin haritalardan silindiği bir zamanda ve yerde merkezi yönetim bütçesi üzerine konuşuyoruz. Böyle bir ortamda hazırlanan bütçenin yoksulu, emeği, kadını, doğayı görmeyen, demokratikleşmeyi önemsemeyen bir bütçe anlayışıyla hazırlandığını sanırım söylememize dahi gerek yoktur. Bu bütçe hakçı bir bütçe olmaktan ziyade adaletsiz ve vicdandan yoksun bir bütçedir. Değerli milletvekilleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Kişisel veri kavramı dünyada kabul gören tanımının yapıldığı birçok metinde kim olduğu belli ve belirlenen bir gerçek kişiye ait tüm bilgiler olarak ifade edilmektedir. Kişisel veriler özel hayatın temel bileşeni olmaları itibariyle Anayasa'nın 20. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin mahremiyet hakkı başlıklı 17. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ilkesinin mutlak koruması altındadır. Kişisel verilerin sahibi bizzat gerçek kişilerdir. Neyin paylaşılıp neyi gizli kalacağına kişiler karar vermelidir. Geçen yıl yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanunu, kişisel verilerin korunması hususunda kimi pozitif hükümler içermekle beraber asıl veri tekelliğine sahip olan, bütün yurttaşları adeta fişleyen devletin istikbari ve güvenlik aygıtlarını istisna kapsamına almıştır. Bu kanuna göre jandarma, MİT, MASAK, emniyet gibi kurumların faaliyetleri istisna kapsamına alınmıştır. Bakın değerli parlamento üyeleri, kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istikbari faaliyetler kapsamında işlenmesi durumunda tam istisnai kapsamında olacağı yönünde bir hüküm bulunmaktadır. Bu fıkraya dayanarak bütün yurttaşların fişlenmesi adeta meşrulaştırılmıştır. Değerli milletvekilleri, söz konusu kurumun kurulmasında ve 6698 sayılı kanun çıkartılmasında iki temel boyut bulunmaktadır. İlk ekonomik boyut. Bildiğiniz gibi sermayenin kar hırsı, daha çok para kazanma arzusu tarihseldir. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda veri ekonomisi oldukça önemli bir muhtevaya sahiptir. Kişilere ait veriler artık neredeyse petrolden bile daha değerli hale gelmiş bulunmaktadır. Özel sektörler mal ve hizmet sunumundan daha fazla kar elde etmek için sürekli kişilere ait verileri kişilerin rızası dışında depolamaktaydı. Bu durum halen de devam etmektedir. Sermayenin bu veri istifçiliği sonucunda kişilerin en kıymetli ve mahrem verileri hoyratça etrafa saçılmaktadır. Bunun sonucunda kişilerin özel hayatı deşifre edilmekte, temel hak ve özgürlükleri de çiğnenmektedir. Bu kurum ile verileri ekonomisinin belli bir nizam içinde sürdürülebilmesi için bir regülasyona gidilmiştir. Özel sektör artık kişisel verileri işlerken kişilerden açık rızayı almak ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.
gerçek kişilerin sermaye verilerini rahatça verebilmesi için bir güven ilişkisinin tesis edilmesi gerekiyordu. Çünkü artık insanlar verilerini paylaşmaktan korkar hale geldi. Kanun koyucular esasında sermayenin işini daha iyi görmesi, veri ekonomisini sürdürülebilmesi için bu kurumu kurdu diyebiliriz. Değerli milletvekilleri, söz konusu kurumun kurulmasındaki ikinci temel husus ise siyasi boyuttur. Yürütülen müzakereler çerçevesinde Avrupa Birliği ilerleme raporlarında yıllardır kişisel verilerin korunması kanunu çıkarılması, bu kanuna dayanılarak bir kurumun oluşturulması talep edilmekteydi. Yürütülen müzakerelere binaen çıkarılan bu kanunda en büyük veri tekeline sahip olan devletin bütün güvenlik aygıtları istisna kapsamına alınmıştır. Tıpkı sermayenin kar hırsı gibi devlet de sürekli yurttaşları bir kontrol çemberinin içerisine hapsetmek istemektedir. Kişisel verileri iktidarlar kendi siyasal amaçlarını gerçekleştirmek ya da kendi politik çıkarlarını korumak için kullanmaktadırlar. Devletlere ait bilgi, devlet sırrı, milli güvenlik gibi sınırlarını belirlemenin zor olduğu kavramlarla sıkı sıkıya korunurken, bireye ait kişisel bilgi ve veriler konusunda yeterli korumanın sağlandığından söz etmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bireye ait verileri çoğu kez elinde bulunduran ya da kamusal hizmetten yararlanmada bu bilgileri sunmayı ön koşul olarak bireyden talep eden devlet, bireye ait bireysel verileri işlemekte, depolamakta, ilgisiz kişi ya da kurumlarca paylaşmakta, bireyi salt kendine ait veriler konusunda pasif konuma itmektedir. Özellikle sermayenin daha fazla para kazanmasına yarayabilecek sağlık, sigorta, bankacılık, eğitim ve benzeri alanlardaki bilgiler daha da kıymetli hale gelmekte, kişisel veriler alınıp satılan bir suje haline dönüştürülmektedir. Sermayenin kar hırsı ve iktidarın sınırsız güç ve yurttaşları tahakküm etme arzusuna karşı herhangi bir yerden talimat almayan bağımsız kurumlar, yurttaş sermaye ve yurttaş iktidar ilişkisini biraz da olsa bir dengeye kavuşturabilir. Peki bu kanun çerçevesinde kurulan kişisel veriler kurumu kurulu bağımsız bir yapıya sahip mi? Ne yazık ki hayır. Çünkü üyeler iktidarın çoğunluk yapısına göre teşkil edilmiş durumda. TBMM'den 5 üye seçimle belirleniyor. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu da ikişer üye atıyor. Anayasa değişikliğiyle Bakanlar Kurulu'nun iki üyesi de artık aynı zamanda AKP'nin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olacak. Ayrıca kanunun 19. madde 2. fıkrasında kurum başbakanlıkla ilişkilidir denilmektedir. Türkiye İdare Kanunu'nda maalesef bu ilişkili olma tabiri fiiliyattan bağımlı bir ilişki haline dönüşmektedir. Bunun yanında kanuna konulan istisnai maddeleriyle devletin sorgusuz, sualsiz bütün mahrem bilgilerimizi işleyebileceği hükme bağlanmıştır. Kişisel verilerin korunması bireyin verilerinin en büyük veri tekeline sahip olan devlet başta olmak üzere bütün kişi ve kurumlara karşı korunması amacını taşımalıdır. Bu bakımdan her iki farklı alanları ve eylemleri ifade etmek suretiyle MİT, jandarma, emniyet, MASSAK hemen bütün kurumların ve eylemlerin veri koruma mevzuatından istisna tutulması veri koruma kanununu güçlendirmez, zayıflatır. Devletin üstün çıkarlarından ziyade insanın, yurttaşın üstün çıkarlarının temel kriterimiz olması gerektiğini düşünmekteyim. Devletin kutsandığı, insanın ikinci plana itildiği bütün yaklaşımlar çözüm değil, sorun üretmektedir. Dolayısıyla son yıllarda sıkça tartışılan bir kavram olan güvenliğin insanileştirilmesi meselesi çerçevesinde yaklaşmamız gerekir. Değerli arkadaşlar, Kişisel Verileri Korumak Kurumu'nun bağımsız olabilmesi için kanunda da belirtildiği üzere kurumun gerçek anlamda idari ve mali açıdan özerk olması sağlanmalı ve kurul üyelerinin partilere göre dağılımında hakkaniyet ilkesi esas alınmalıdır. Yıllardır temel hak ve özgürlükler alanında mücadele veren sivil toplum örgütleriyle kurum arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalı ve kurumun bağımlı değil, bağımsız olabilmesi için kendi kaynaklarını yaratabileceği bütçeye sahip olması gerektiğini belirterek sözlerimi bitiriyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın İlmez. Thank you.